Antakya İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği yaz dönemindeki 22 kursa katılan öğrenciler arasında düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i tecvitli ve güzel okuma yarışması kapsamında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Armutlu Camii Taziye Salonu'nda düzenlenen törene Antakya İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Açıkgöz, İmam Hüseyin Mescidi İmamı İbrahim Kanatlı, CHP Defne İlçe Başkanı Ali Kemal Yeşiloğlu, yarışmanın 2017 yılı birincisi İsa Yılmaz, dini kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 20'den fazla kurs merkezinin 1000'den fazla öğrencisi içerisinde her yıl 20 öğrenci seçilerek 2 Eylül Pazar günü bu öğrenciler arasında yarışmamız düzenlenmiştir. Bugün burada hem dereceye giren öğrencilerimize hediyeleri verilecek, hem de Kur'an-ı Kerim'i en güzel seslerden dinleyeceğiz. Törende ilk sözü olan Antakya İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Açıkgöz, bu yıl beşincisini düzenledikleri yarışmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bugün sunumu genç kardeşlerimize bırakacağız. Genç kardeşlerimizi sunumu yapmaları üzere kürsüye davet etmeden önce biliyorsunuz Muharrem ayını idrak etmiş bulunmaktayız. Muharrem ayı içerisindeyiz. Öncelikle Muharrem ayında biliyorsunuz Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve onun 72 yaremleriyle beraber şehit düşenler için. Sonrasında da başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bu vatanda, bu topraklarda bizim huzur ve refah içerisinde yaşamamız için şehit düşmüş ve sonrasında gazi olarak aramızdan ayrılmış bütün şehitlerimizin ruhuna el-Fatiha. Hazreti Hüseyin Mescidi İmamı Hüseyin Kanatlı ise gelecek nesilden sorumlu oldukları bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizerek Kur'an'ı hem teorik hem de pratik hayatında yaşayan nesilleri yetiştirmeleri gerektiğini söyledi. Geçmişle ilgili aslında maalesef kayıp nesiller yetişti Kur'an açısından ve Kur'an'ın hayatta pratik olarak yaşanması açısından. Bizim bundan ders almamız lazım. Ve geleceğe Kur'an'la haşir neşir, Kur'an'ı hem teorik hem pratik hayatında yaşayan nesilleri geliştirmemiz lazım. CHP Defne İlçe Başkanı Ali Kemal Yeşiloğlu da törende kısa bir konuşma yaptı. Hak yolunda iman eden değerlerimizin, Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Öncekli adına hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi bildiriyorum. Etkinliklerine geçen hocalarıma, değerli katılımcılara, bu etkinliğin gerçekleşmesinde A'dan Z'ye kadar emek sarf eden bütün gönüllülere, gönül dostlarına saygı, sevgi, muhabbetlerimi bildiriyorum. Konuşmalar ardından öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ya Program sonunda ise yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.